Bu hafta açıklanacak veriler, olası gelişmeler ve bunların Türkiye'de dünya piyasalarını etkileri. Her pazar buna bakıyorum bu kanalda. Şimdi yine bir pazar, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ve yine önemli veriler var. Bu haftanın en kritik günü Perşembe. Amerika'da tüketici enflasyon açıklanacak. Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın para politikasını belirleyen en önemli veri. Çünkü zaten enflasyonu düşürebilmek için bütün bu faiz artırımlarını yapıyor. Fed'in yaptığı faiz artırımları da yılbaşından bu yana dünya piyasalarını dağıttı. Kripto paralarda %60 düşüşler var. Amerika'da borsalar ayı piyasasına girdi. Ons altın 1600 dolara kadar geriledi. işte. bunun arkasında, bu düşüşlerin arkasında hep Fed'in faiz arttırımları vardı. Geçen hafta bir arttırım daha yaptı. Ve bundan sonra izleyeceği politikayı belirlemek için verilere bakacak. Bakacağı ilk veri de işte bu hafta Perşembe günü Amerika'da açıklanacak olan tüketici enflasyonu. Beklenti aylık bazda %0.7 tüketici fiyatlarının Amerika'da artması ama sadece ona değil onun yanı sıra çekirdek enflasyona yani enerji ve gıda fiyatlarını yani mevsimsel gelişmelerden etkilenen fiyatları dışarıda bırakan endekse de bakıyor. FED asıl ona bakıyor aslında. O nedenle piyasalar ona da bakacak, çekirdek enflasyona da bakacak, enflasyon diğer kalemlerine, detaylarına bakacak. Bu arada Amerika'da bu hafta iki daha minor önemli yani biraz daha az önemli veri daha var. Onların da günlerini görelim. Biri yine Perşembe günü Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bu iş gücü piyasasının ne kadar canlı olduğuna işaret eden bir veri. Cuma günü de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi var. Michigan Üniversitesi Endeksi Fed'in baktığı veriler arasında çünkü Orada uzun vadeli Amerikalıların enflasyon beklentileri de yer alıyor. Eğer Fed'in hedefi olan %2 enflasyona beklentiler yaklaşıyorsa bu da önümüzdeki dönemde Fed'in elini biraz daha yavaştan almasını sağlayabilecek faktörler arasında. ve Dolayısıyla piyasaları, borsaları, kriptoları ve hatta altını destekleyebilecek bir gelişme olur. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %2'ye yaklaşıyor olması. Bütün bu veriler işte Uluslararası piyasalarda ons altını içeride de ona bağlı olarak gram altını belirliyor ve belirlemeye de devam edecek. Şimdi altında her hafta her pazar yaptığımız gibi Kitco'nun anketini görelim. Kitco Amerika'da bir kıymetli metaller yatırım şirketi ve her hafta Wall Street'te traderlar ve analistlerle anket yapıyor ve bu haftaya dair ons altındaki beklentilerini soruyor ve bu ankette bu hafta için 50 katılanlar ankete katılanlar %50 boğa pozisyonunda. Yani altının ons altının bu hafta yükselişini sürdürmesini bekliyorlar. Ayı pozisyonda olanlar yani düşüş bekleyenler ons altında epey az %10 ama nötral pozisyonda olanlar yani kafası karışık olanlar veya önünü net göremeyenler diyelim buna %40. Bu da epey yüksek. Evet piyasanın yarısı ons altının bu hafta yükselmesini bekliyor. Ama %40'ı da bu konuda bir net bir öngörüde bulunamıyor. TD Securities, uluslararası yatırım şirketi altın konusunda değerlendirmelerini zaman zaman aktarıyorum bu kanalda. Karamsar ons altın için diyor ki, şimdi FED geçen hafta politika faizin %5'in de üzerine çıkaracağını ilan etti. Bize göre %5,5'a kadar gidecek FED'in politika faizi. Ve 5.5'e giderken politika faizi Amerika'da 10 altın 1600 doların altına inecek. 1600 doların altı gerçekten bir kabus senaryosuna altın yatırımcıları için dönüşebilir. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Ama unutmayalım ki bu yılın özellikle 3. çeyreğinde fiziki altın talepinde ciddi bir artış var. Bunu da Dünya Altın Konseyi açıkladı. %28 bu yılın, 2022'nin 3. çeyreğinde, yani 3. Üç ayında bütün dünyada fiziki altın talebi %28 artmış. Bunun arkasında da özellikle merkez bankalarının altın alımları var. 400 ton Temmuz'da Eylül ayı arasında yani 3. çeyrekte alım yapmışlar, altın alımı yapmışlar. Merkez bankalar altın alımlarını arttırıyor. Bunlar arasında bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da var. Yani merkez bankaları altına güveniyorlar, rezervlerini tutmak için daha doğrusu giderek artan oranda altına güveniyorlar. E bu da aslında altın fiyatlarını destekleyen ve bundan sonra da destekleyecek bir gelişme. Yani evet Fed'in faiz artırımları baskılıyor aşağıya doğru. Bundan sonra da baskılayacak. Ama bir de fiziki altın talebi diye bir gerçeklik var dünyada. O da 1600 doların altına inmesine engel bence en önemli faktör. Dünyada bu hafta en yakından takip edilecek ikinci konu Çin'den bu sıfır Covid politikasından vazgeçilip vazgeçilmediği konusunda gelecek işaret. Şimdi bir süredir bir söylenti var. Çin'de bu politikadan vazgeçileceği yönünde. Bu da piyasalar için çok önemli, çok kritik. Neden çok kritik? Çünkü sıfır Covid politikası Çin'de yani bir şehirde birkaç tane Covid vakası görüldüğünde bütün şehri kapatmak Çin ekonomisini ciddi şekilde yavaşlattı. E Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin yavaşlayınca bütün dünyada emtia talebi yavaşladı. Emtia ürünlerinin fiyatlarında düşüşler gördük. Emtia fiyatlarındaki düşüşlerde elbette dünyanın yavaşlamasının da payı büyük. Ama asıl işte birinci faktör en tepedeki faktör Çin'in yavaşlaması. Çünkü Çin inanılmaz petrol ithal ediyor, inanılmaz metal ithal ediyor. Bütün dünyadan özellikle yakın çevresinden bilhassa da Avustralya'dan yani madenci ülkelerden. E o talebi azaltınca tabii ki maden fiyatları, petrol fiyatı her şey düştü, düşüyor. Şimdi eğer sıfır Covid politikasından vazgeçer ise Çin o zaman emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme görebiliriz. Yani bu hafta. En yakından takip edilmesi gereken gelişmelerden biri bu geçen hafta Şangay Endeksi yani Çin Borsası Endeksi %5 bir haftada yükseldi. Hong Kong bu arada Hong Kong, Kong Hang Seng Endeksi de %8 yükseldi bir haftada. İşte bu rallilerin arkasında Çin'de sıfır Covid politikasından vazgeçileceği söylentileri var vazgeçilmesi dünya piyasalarında risk iştahının bir miktar artmasına neden olabilir. İçeride Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço mevsimi bu hafta 9 Kasım'da sona eriyor. Bazı hisse senetleri Borsa İstanbul'da bu son rally sonrasında pahalı hale geldi. FK'larını, PDDD'lerini yani piyasa değeri, defter değeri rasyolarını, diğer rasyolarını İncelemenizde, yakından incelemenizde büyük ben fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu Finnet 2000'den çıkardım. Bist 100 hisselerinin FK'larına göre sıraladım. Ama siz diğer göstergelerine de buradan bakabilirsiniz, diğer rasyonlarına. FK'ya göre sıraladığımızda 153.79 FK ile işlem gören smart güneş teknolojileri. Tamam smart güneş teknolojilerinde genel olarak Türkiye'de güneş teknolojisinin, güneş enerjisinin geleceği çok parlak olabilir ama bu kadar mı? Yani karının 150 kat üzerine, 153 kat üzerine fiyattan işlem görmesini haklı çıkaracak kadar parlak bir gelecek mi bekliyor bu şirketi ve bu arada güneş enerjisinin Türkiye'de? Amerika'da da üçüncü çeyrek bilançoları devam ediyor. Orada da artık bitmek üzere S&P 500 şirketlerinin %80'i açıkladı bu hafta. Biontech açıklayacak. Biontech aşısını geliştiren Almanya'daki iki Türk doktorun geliştirdiği aşının şirketi bilançosunu Amerika'da açıklayacak. Amerika'da da borsaya kote. Onun yanı sıra Walt Disney ve AstraZeneca'da bir başka büyük ilaç şirketi bu hafta bilançolarını açıklayacak şirketler arasında bazı bilançolar kötü geliyor. Özellikle teknoloji şirketleri kötü bilançolar çıkardılar Amerika'da. Ama çok parlak performans açıklayan şirketler var. Ve ona bağlı olarak da hisse senetleri Amerika'da da hem de dolar bazında çok güçlü performanslara imza atabiliyor. Mesela geçen hafta Block Amerika'da mobil ödeme şirketi, bir teknoloji şirketi bilançosunu açıkladı. Beklentilerin %11 üzerinde açıkladı ve onun etkisiyle de Block hisselerinde Cuma günü %6 civarında yükseliş vardı. Önümüzdeki döneme dair beklentiler de çok parlak. Şu anda 60.11 dolarda yatırım analistlerinin medyan beklentisi 26 farklı yatırım analistinin beklentisi var blokta. 85.16 dolara yükseleceği şeklinde bunların 19'u al diyor blokta. 6'sı tut diyor. Biri sadece sat diyor. Biliyorsunuz Amerikan borsalarına bu kanalın sponsoru Midas'ta yatırım yapabiliyorsunuz. Sadece 1.5 dolarlık maliyetle Hisse senedi almanız, satmanız, yatırım fonu almanız, satmanız, bu bir kıymetli metal fonu olabilir, gümüş fonu olabilir, emtia fonu olabilir, endeks fonu olabilir. Amerikan borsalarında, New York borsasında ya da Nasdaq'ta almanız, satmanız mümkün. Aldığınız hisseler Amerika'da isme özel takas şirketi, yetkili takas şirketi Alpaka'da, midas'ta aldığınız hisseler saklanıyor ve isme özel saklandığı için de yani hamiline alındığı için hisseler Temettü dönemlerinde temettü dahi alabiliyorsunuz. Amerika'da biliyorsunuz ilginç bir Amerikan borsalarında ilginç bir yatırım imkanı var. Türkiye'de olmayan çeyrek hisse, yarım hisse almanız mümkün, satmanız mümkün. Apple mesela epey pahalı bir hisse senedi. Onun yarısını almayı tercih edebilirsiniz. Çeyreğini almayı tercih edebilirsiniz. Ve üstelik yarım ya da çeyrek aldığınızda dahi yine temettü Amerika'da alabiliyorsunuz. Midas bu arada borsa İstanbul'da da Midas'ta işlem yapabilirsiniz. Borsa İstanbul işlemlerinde hiç komisyon Midas yıl sonuna kadar almıyor. Midas'ın linkini videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Onu tıklayarak Midas'a kayıt olabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.